Hazreti Fatıma annemiz, Resulullah aleyhissalatü vesselam nübüvvetinden 5 sene önce en küçük çocuğu olarak Hazreti Hatice annemizden dünyaya geldi. Fatımetüz Zehra, Betül adı gibi Peygamber Efendimizin sevdiği Hazreti Ali'nin annesinin adından. Hazreti Ali'nin annesi Peygamberimize annelik yaptı. Ve kızının adını da onun için Fatıma koydu. Fatımetüz Zehra. 5 yaşında peygamberlik geldiğinde Fatıma 5 yaşındaydı. Allah Resulü İslam'ı anlattı. Müslümanlar çoğalmaya başladılar. Mekkeli müşriklerin saltanatı sarsıldı. Putlar örselenmeye başlayınca telaşlandılar. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler işkenceye başladılar. Allah'ın elçisi Kabe'de namaz kılıyordu. Namaza durdu, huşuyla secdeye vardığında oradaki hainlerden, Kureyş'in ileri gelen müşriklerinden Ebu Cehil ve avanesi peygamberle alay ediyorlar. Şu Muhammed'in sırtına kim şu da kesilmiş deve işkembesi var, kim koyacak diye bir kişiyi seçmek istediler. Ukbe bin Ebi Muayt dedi ki ben onu Muhammed'in sırtına koyarım. Aldı oradan devenin işkembesini getirdi Allah Resulü'nün namazdayken mübarek sırtına deve işkembesini leşini peygamberin üzerine koydu. Bedel İslamu gariben ve seyaudu gariba fetuba lil guraba. İslam hep garip geldi. Kafirler sürekli Müslümanlarla uğraştılar. Dün de uğraştılar, bugün de uğraşıyorlar, yarın da uğraşacaklar. İmana tahammülü yoktur. Münafıkların ve kafirlerin hiç dokunmasan da onlara imana tahammülü yoktur. İman onları rahatsız eder. Hazreti Muhammed onları rahatsız etti. İman, Kur'an rahatsız etti onları. Ve o leşi getirip peygamberin sırtına namazda koydular. Evine haber gönderdi bir vicdanlı kişi orada da yetişin çocuklar babanızın üzerine devenin leşini işkembesini döktüler. Fatıma koşarak geldi. Koşarak geldi babasının üzerindeki o pislikleri temizliyor. Bir taraftan da o küçücük çocuk oradaki müşrikleri tehdit ediyordu. Allah size lanet etsin, Allah sizin belanızı versin diye gözyaşlarıyla Allah Resulü üzeri temizlenince Kabe'ye dönerek el açıp Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Ebu Cehilleri sana havale ediyorum. Ümeyye bin Halef'i sana havale ediyorum. Ukbe bin Ebi Muayt'ı sana havale ediyorum. Şeybe'yi, Utbe bin Rebiya'yı sana havale ediyorum. Kimi saydıysa yıllar sonra Bedir'de o saydığı 6 kişi tebelendi, bir çukura sokuldular, küfürleriyle geberip gittiler. Bu Hazreti Fatıma'nın babasına karşı ilk defa mücadelesi ve babasını korumasıydı. Seviyordu babasını Hazreti Fatıma. Allah Resulü de onu yadigar olarak büyütüyordu Hazreti Hatice'den sonra. Ve hicretinde Hazreti Ali ile Ümmü Gülsüm ile Fatıma bin Esed ile beraber hicret etti geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe ile evlendikten sonra 4,5 ay sonra da kızı Fatıma'yı Ali, yeğeni amca çocuğu Ali ile evlendirdi. İsteyeni vardı ama gönlünde Resulullah'ın hep Hazreti Ali vardı. Yoktu bir şeyi, ilminden, cesaretinden başka Ali'nin. Bir zırhı vardı, mehir olarak da onu sattı. 400 dirhem Hazreti Fatıma'ya mehir getirdi. Fatıma'nın da bir bohçası vardı. Onlarla gelin oldular. Ve Allah onlara Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynep ve Ümmü Gülsümleri nasip etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.